Değerli izleyicilerimiz tabi yine sizlerden gelen çok sayıda bir soru var. Türkiye ehliyetleri Almanya'da geçerli mi? Hemen onunla ilgili de bilgi aktarmak istiyorum. Yeni ehliyet yönetmeliği yurt dışından alınmış ehliyetler ile ilgili herhangi bir değişiklik öngörmüyor. Viyana Karayolu Trafik Sözleşmesi uyarınca Almanya'ya giden Türk vatandaşları Türkiye'de almış oldukları ehliyetlerini 6 ay süreyle kullanabiliyorlar. Almanya'da yerleşik hayata geçenlerin bu süre dolduktan sonra Almanya kanunlarına göre ehliyetlerini yeniden sınava girerek almaları gerekiyor. Ancak Türkiye'den ehliyeti olan sürücü adayları teorik derslerden muaf olmak ve daha az süre zorunlu test sürüşlerine katılmak gibi ayrıcalıklara sahipler. Yani kısacası Türkiye ehliyetleri 6 ay geçerli, 6 ayın ardından Yeni bir sınava girerek Alman ehliyeti almanız gerekiyor. Değerli izleyicilerimiz, şimdi sosyal medyanın zararlarından sosyal medya üzerinden tuzaklar kuranların neler planladıklarını, neler yaptıklarını gözler önüne seren bir örneği sizlerle paylaşacağım. Berlin'den kendisini arayan bir telefon numarası, görüntülü arayan bir numara var. Kim arıyor? İstanbul'da bir derneğin başkanlığını yapan Sayın Ömer Okumuş'u. Sosyal medyada sahte bir hesaptan gelen arkadaşlık isteğini kabul edince bakın başına neler geldi. İddiaya göre bir derneğin başkanlığını da yapan Ömer Okumuş, sahte bir sosyal medya hesabından bir kadından arkadaşlık isteği aldı. İstek aldığı hesap daha sonra Okumuş'a görüntülü arama isteği gönderdi. İsteği kabul eden Okumuş Telefon ekranında çıplak bir kadın görüntüsü görerek saniyeler içerisinde telefonunu kapattı. Fakat şantajcılar bu görüntüyü kaydetti. Kendisini arıyor, çıplak bir kadın, ekran ikiye bölünmüş, birinde Ömer Bey, birinde çıplak bir kadın bu görüntüyü alıyorlar. O anda kendisi de terlediği için atlet giymediğini söyleyen, belden yukarısı çıplak olan, okumuştan para isteyen kişi ya da kişiler Para göndermediği takdirde görüntüyü ailesine ve arkadaşlarına atacaklarını söyleyerek tehdit ediyorlar. Ömer okumuş. Başından geçenlerle ilgili arkadaşlık isteği geldi. Ben normalde ortak arkadaş olmayan ya da tanımadığım kişileri kabul etmiyorum. Ancak ortak arkadaş görünce sakınca görmedim ve kabul ettim. Daha sonrasında mesaj atıldı. Yaklaşık 3-4 gün öncesinde sabah görüntülü arama oldu. Ben de telefonumu açtım ama karşımda farklı görüntüler oluştu. Çıplak kadın. Uyku sersemiyle kendime gelene kadar saliselik görüntüleri almış oldular. Telefonuma yazılı mesaj gelmeye başladı. Sizi meşhur yapacağız diye para istediler. Ben de para göndermeyeceğimi söyleyip reddettim. Reddedilince birkaç arkadaşa videoyu gönderdiler. Daha sonra ailemle tehdit etmeye başladılar. Bu şekilde süreç devam ediyor. Biz de konuyu duyarsız kalmayıp Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirdik diyor. Bakın değerli izleyicilerimiz. Siz iyi niyetli olabilirsiniz. Ama başkaları maalesef iyi niyetli olmayabiliyor. Önce arkadaşlık kuruyorlar. Sonra görüntülü görüşme isteği atıyorlar. Açtığınız an görüyorsunuz neler oluyor tehdit, şantaj, para. Çıplak bir kadını koyuyorlar ekrana. Onunla sizin fotoğrafınızı çekiyorlar ve ortaya da böyle bir mağduriyet çıkıyor. Aman siz siz olun. Bakın bu sosyal medyadan mümkün olduğu kadar uzak durun. Bazılarında hastalık seviyesine ulaşmış vaziyette ama aman ha aman başınıza iş almayın derim. Bilmediğiniz, görmediğiniz kişilerle sakın ola ki Özel bilgilerinizi paylaşmayın. Şu anda içinde bulunduğumuz çağda siber suçlar, yani internet üzerinden işlenen suçların sayısı her geçen gün kat be kat çoğalarak artıyor. O nedenle aman aman kendinize dikkat edin. Yoksa Ömer Bey'in başına gelen olay ve benzerleri sizin de başınıza gelebilir. Sakın ola ki özel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Görüyorsunuz neler oluyor. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın başkenti Berlin'de Konut Eylem Günü 2021 kapsamında düzenlenen bir gösteri var. Bu gösteride 1500'ün üzerinde kişi artan konut kiraları ve eyalet hükümetlerinin konut politikalarına karşı gösteri yaptı. Bakın, çok anlamlı bir gösteri olduğunu düşünüyorum. Almanya'nın pek çok noktasında artık kiracı olabilmek mümkün değil. Ev yok bir kira fiyatları uçmuş vaziyette. 2 artı 1, 65-70 metrekare bir yer neredeyse pek çok şehirde 1000 Euro'dan aşağıya yok. Vatandaş kaç para alıyor ki, emekli kaç para alıyor ki almış olduğu bu paranın neredeyse %50-%60'ını en az, en az yüzde %50-%60'ını kiraya ödesin. O nedenle bu protestoyu önemsiyoruz. Mutlak surette federal hükümetin, Bakın değerli izleyicilerimiz veya eyaletlerin bu konut sorunuyla ilgili çok acil bir şekilde, ivedi bir şekilde adım atması gerekiyor. Kiralar uçmuş, ev satın alınmıyor zaten, evler ayrı uçtu. Özellikle bu korona virüs döneminde fiyatlar en az yüzde yirmi, yüzde yirmi beş, artmış vaziyette. O nedenle bu ev sorunuyla ilgili mutlaka ciddi adımlar atılması gerekiyor kiracı olan izleyicilerimizden çok sayıda mesaj alıyoruz. Bizim Emekli TV'nin Facebook ve Instagram, Twitter hesaplarından çok sayıda mesaj geliyor. Bu mesajlar içerisinde kiracıların sistemleri çok ciddi yer tutuyor. Değerli izleyicilerimiz bu arada bizleri mutlaka bu yayınlarımızı beğenmenizi rica ediyorum. Yani videonun altındaki like tuşuna mutlaka basmanızı rica ediyorum ki daha fazla insana ulaşalım. Sizlerden ricam bu. Hala abone olmadıysanız da mutlaka abone olmanızı tavsiye ediyorum. Avrupa başta olmak üzere Türkiye ile ilgili tüm gelişmeler, tüm haberler anında sizlerle buluşturuluyor. Bu ekrandan değerli izleyicilerimiz. Beğeniseniz gerçekten daha da mutlu olacağız. Şimdiden beğenen arkadaşlara teşekkürlerimi iletiyorum. Değerli izleyicilerimiz, akıllara durgunluk veren bir olayı sizlerle paylaşacağım. Gençlik dairesi 2 yaşındaki çocuğu alıp değerli izleyicilerimiz lezbiyen bir aileden alıp eşcinsel bir dayıya veriyor. Peki çocuk kimin? Çocuk bir Türk'ün. Babası Türk. Bakalım haberin detayları neler? Gençlik dairesi skandalında bu kez canı yanan Disburg kentinde yaşayan Erkan Bay Yiğit oldu. 2019'da birliktelik yaşadığı Alman kız arkadaşının hamile olduğunu kendisinden gizlediğini ve oğlunun doğumundan 6 ay sonra haberdar olduğunu ifade etti. Ayrıldıktan sonra oğlunun annesinin lezbiyen olduğunu da öğrenen Bay Yiğit DNA testinde baba olduğum ortaya çıktı. O sırada gençlik dairesi çocuğu almış dedi. Dairenin gençlik dairesinin Annenin durumunu göz önünde bulundurup çocuğa bakamayacağına kanaat getirdiğini söyleyen Bay Yiğit, oğlumun varlığından haberdar olur olmaz velayetini alabilmek için hukuki mücadele başlattım. Mücadelem sürerken çocuğumu eşcinsel dayısına verdiler. Anne lezbiyen, dayı eşcinsel. Dava açtım ancak Frankfurt Bölge Mahkemesi çocuğun eşcinsel dayısında kalmasına hükmetti. Bana da ayda 40 dakika görme izni verildi. Ayda 40 dakika bir babaya evladını görme izni. Erkan Bay Yiğit'in avukatı Yalçın Tekinoğlu mahkemenin gençlik dairesi yetkililerinin beyanlarını esas aldığını belirterek mahkeme şu an çocuğun baba bildiği iki kişi var. Dayısı ve onun sevgilisi. Eşcinsel dayısı ve onun sevgilisi. Gerçek babası da devreye girerse üç baba olur ve kafası karışabilir diyor. Biz de bu kararı ancak uzmanlardan oluşan bir hekim kurulunun verebileceğini söyledik. Çocuğun babasına alışması için daha fazla görüş izni sağlanmalı. Kararı üst mahkemeye taşıyoruz. Sonuna kadar gideceğiz ifadelerini kullanıyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Almanya Gençlik Dairesi Sizlerin de çok iyi bildiği üzere sorunlu ailelerin çocuklarını alıyor. Acıma yok. Direkt alıyor. Çoğu zaman doğru kararlar alıyorlar ama işte görüyorsunuz bir vatandaşımızın başına gelenler ayda çocuğunu 40 dakika görecek. Lezbiyen anneden alıp eşcinsel dayıya veriyorlar. Avukat Bey çok doğru söylüyor. Bu çocuğun babası kim? Kim olduğu belli de kime baba diyecek? Bu çocuğun gelecekteki psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Bu çocuk gelecekte nasıl bir kişiliğe sahip olacak? Öz babası DNA testiyle kanıtlanmış öz babası diyor ki benim çocuğumu verin ben bakacağım diyor. Verilmiyor. Çocuğuna bakamayacak durumda olan annesi tarafından gençlik dairesinin elinden aldığı bu çocuk dayıya veriliyor akıl var mantık var. Babası istiyor bakabilecek ekonomik güçte, sosyal durumu da iyi. Çocuğumu verin diyor. Başka bir şey söylemiyor. Ama mahkeme reddediyor. Akıl alır gibi değil. Lezbiyen anneden al, eşcinsel babaya ver. Biz hiç kimsenin cinsel tercihlerini falan konuşmuyoruz, tartışmıyoruz da. Ben çocuk açısından bakıyorum olaya. Bu çocuğun geleceği ne olacak? Öz babası istiyor, vermiyorsun. Dayısına veriyorsun. Akıl alır gibi değil. Gerçekten bu durumda olan çok çocuk var. Çok